Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde IGRP Stop Router yapılandırma örneğini sizinle beraber yapacağız. Öncelikle topolojimizden bahsedelim. Ondan sonra yapılandırmamıza geçelim. Topolojimizde 3 tane router'umuz var. Burada router 1'imiz, data center 1'de, router 2'miz de Data Center 2'de. Buradaki iki data center arasında bir tane Ampere bağlantımız olduğunu düşünelim arkadaşlar. Buradaki bağlantımızın hızı 1 Gigabit. Onun haricinde bir de internet üzerinden VPN tünel ile yedekleme yapmışız. Router 3'teki cihazımız da burada Data Center 1 ve Data Center 2 cihazına bağlı. Bizim buradaki 3 routerumuz arasında iBGP yapılandırması var. Şimdi yapılandırmalarımızı kontrol edelim. Ondan sonra bizim buradaki hattımıza bir şey olduğu zaman neler olduğunu beraber görelim. Ve en son olarak da burada router 3 üzerinde stop router yapılandırmasını yapalım. Şimdi router 1'e geliyorum. Ayarlarımızı kontrol edelim. Öncelikle show ip iacrp interface'e bakalım. Burada Gigabit 00, Gigabit 02 ve Türel 100 interfezimizin PICRP prosesi altında çalıştığını görebilirsiniz. Burada Gigabit 03'ümüz pasif interfez ve bu VPN tünelin olduğu fiziki interfezimizde Gigabit 01'i de pasif interfez yaptım ki interfez üzerinden komşuluk kurulmasın. Biz komşuluğumuzu Gigabit 00 ve tünel 100 üzerinden ve Gigabit 02 üzerinden de buraya router 3 ile komşuluklarımızı kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi topoloji tablomuzu kontrol edelim. Burada pipe section diyerek sadece 12.2.0'ı görelim. 12.2.0'a gördüğünüz gibi burada aktif olarak 2 tane yolumuz var. Birinci yolumuz gigabit 0.0 interface'inden ikinci yolumuz da tünel 100 interface üzerinden. Yani buradaki router'umuz birinci yol olarak burayı kullanacak ikinci yol olarak da burayı kullanacak. Ama bizim buradaki router 1'imiz ve router 2'miz arasında buradaki bağlantımız gittiği zaman buradaki router 3 de buradaki router 2'ye 11.0.0 subnetini yayınlıyor. O zaman buradaki router 1 cihazımız router 3'e geliyor ve router 3'ten router 2'ye geliyor. Ama biz bunun bu şekilde olmasını istemiyoruz. Buradaki hattımıza bir şey olduğu zaman buradaki data center'ımız buradaki data center'a yedek olarak VPN türeri üzerinden gelmesini istiyoruz. Şimdi normal şekilde çalışırken ayarlarımızı bir kontrol edelim. Şimdi PC'ye geldim. Trace diyorum. 12.2 kullanıcısına gidiyorum. Burada gördüğünüz gibi öncelikle kendi gateway'ine gidiyor 11.1'e. Oradan 10.12.1.2'ye geliyor. Oradan da kullanıcıya erişiyor. Yani buradaki hattı kullanarak buraya erişiyor. Şimdi bizim router 1'deki buradaki hattımızı kapatalım ve neler olduğunu görelim. Konfit diyorum. Interface Gigabit 00'ı kapatıyorum. Shutdown diyorum. Shutdown dedikten sonra End diyorum. Şimdi burada topoloji tablomuzu kontrol edelim. Topoloji tablomuzu kontrol ettiğimiz zaman arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 3328 metrik ile gigabit 02'ye rootları gönderiyor. Yani router 3'e gönderiyor. Ama biz bunun bu şekilde olmasını istemiyoruz. Çünkü bizim burada yedek olarak VPN bağlantımız var ve VPN bağlantımız üzerinden gitmesini istiyoruz. PC1'den kontrol edelim. Trace yaptığımızda router 3'e gidiyor. Router 3'ten de router 2'ye gidiyor. Şimdi biz burada router 3 üzerinde stop yapılandırması yaptığımız zaman buradaki router 3 cihazımız sadece kendi üzerinde direkt bağlı olan subnetleri ve samri edilmiş subnetleri yayınlayacak. Buradan öğrendiği 11.0 subnetini buradaki router 3, buradaki router 2'ye yayınlanmayacak. O zaman bizim trafiğimiz normala dönecek. Bizim buradaki router 1 cihazımız buradaki tünel üzerinden buraya erişecek. Hemen router 3'e gelelim ve stop yapılandırmamızı yapalım. Conf'te diyorum. Router IGRP prosesi altına geliyorum. Komutumuz IGRP stop. End diyorum. Şimdi komşuluklarımız tekrar kurulacak. Şimdi tekrar router 1'e gelelim ve kontrol edelim. Topoloji tablosunu kontrol ettiğimde bu defa tünel 100'ün tek yol olduğunu görebilirsiniz. Show ip route IGRP diyelim. Biganget v diyelim. Burada gördüğünüz gibi 12.2.0 sabretine gitmek için tünel 100 interfezini kullandığını görebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki router için stop router yaptığımız için router 1'den öğrendiği rootları buraya yayınlamıyor. Router 2'den öğrendiği subnetler de buradaki router 1'e yayınlamıyor artık. Şimdi PC'mize gidelim. Trace yaptığımızda gördüğünüz gibi 11.1'e gidiyor. 11.1'den de tünel interfezi üzerinden kullanıcıya erişiyor. Şimdi router 1'deki interfezimizi no shot'tan diyerek açalım. No shot diyorum. Şimdi buradaki IACRP komşuluğumuz oluşturuldu. Şimdi PC 1'e bakalım. Şimdi PC1'e baktığımızda burada gördüğünüz gibi 10.12.1.2 üzerinden gidiyor. Tekrar router 1'e gelelim ve tekrar kapatalım. Shut diyelim. Şimdi PC1'den tekrar kontrol edelim. Tekrar kontrol edelim. Şimdi kontrol ettiğimizde tünel interfezi üzerinden eriştiğimizi görebilirsiniz. Buradaki hattımıza herhangi bir şey olması durumunda yedek hattımız otomatik olarak devreye giriyor. Buradaki routerımızda stop router yaparak router 1 ve router 2'den öğrendiği rootları diğer routerlara yayınlamıyor. Bu şekilde stop router yapılandırmasını yapıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.